Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala ali ve sahbi ecmaîn. Aziz dinin muhterem mensupları, Reyyan kapısına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün çok da iç açıcı bir konu olmayan Kerbela faciası başta olmak üzere Hazreti Hasan, Hüseyin, hatta Hazreti Ali el-Murtaza, Kerrar-ı Haydar'ın şehadetinden bahsedeceğiz. Bu olayı niye bahsetmek gereğini duyduğumuzu da başta ifade etmek isteriz. Asıl itibariyle bunları unutur isek hep Müslümanlar birbirlerini katletmeye, birbirlerini bölmeye, parçalamaya devam edeceği için bu olayları bilmeliyiz. Özellikle iç yüzünü iyi bilmeliyiz ki başımıza gelen oyunların asıl sebeplerinin neler olduğunu tam olarak anlayabilmeyi ve algılayabilmeyi Rabbim bizlere nasip eylesin inşallah. Hani Akif diyor ya, tarih tekerrürden ibaret diyorlar. Hiç ibret alınsaydı tekrar eder miydi derken gerçekten de ne kadar doğru söylüyor. Tarih tekerrürden ibaret elbette. Bazı şeyler tekrar edecektir, bazı şeyler tekrar edebilir. Ama kötü şeylerden daha çok iyi şeyler tekrar etseydi dünya daha güzel olacaktı. Ne yazık ki dünyanın güzel olamamasının sebebi kötü şeylerden ibret alıp o kötü şeyleri ortadan kaldıracak bütün etkenleri, etkileri, yalanları, yanlışları ortadan kaldırmak noktasında gayret edilmiyor. Edilmeyince de ancak en iyi yapan da benim gibisi böyle çıkıp edebiyat parçalıyor. Edebiyattan öteye gitmeyen bu bazı nasihatlarımızın da hiçbir faydasının olmamasının sebebi önce konuşan sonra dinleyen herkesin bu anlamda ellerinin arasına başlarını koyup kara kara düşünüp hesap kitap edip biz ne yapıyoruz, ne diyoruz, bu dünya Müslümanları niye böyle paramparça, bu dünya Müslümanları neden böyle bölük pörçük birbirlerine saldırıyorlar, düşünebiliyor musunuz? Suudi Arabistan Filistin'de Filistin taraftarı olamıyor. Bahreyn olamıyor. Birleşik Arap Emirliği olamıyor. Neden acaba? Yani bunların sebebi nedir? Bunlar Müslümanım diyorlar. Müslümanım diyen bu kadar millet İslam gözüyle kendine baksa esir mi olurdu Mescid-i Aksa ezgisini hemen hatırlayıverdik değil mi? Hiç kimse İslam gözüyle kendine bakmıyor. Ne yazık ki menfaatler her şeyin üzerine almış. Hani güzel bir söz vardır. Derler ki bir toplumda ilmin yerini cehalet almışsa, merhametin yerini menfaat almışsa, hamiyetin yerine taassup oluşmuşsa, imametin yerine de saltanat gelmişse orada felaketlerin kaçınılmaz olacağı bir gerçektir. İşte sevgili dostlar, güzel insanlar, Hazreti Ali el-Murtaza şehit edildiği zaman biliyorsunuz birkaç gün daha yaşama tutundu fakat daha sonra zehirli hançer oldu anlaşılınca iş işten geçti ve şehadet şerbetini birkaç gün sonra içti. İşte o ara o güzel insan Ömerül Faruk adaletiyle meşhur Ömerül Faruk ne dedi biliyor musun oğlu Abdullah'a? Aman ha oğlum dedi. Sen dedi hilafet makamıyla alakalı İstişare heyetinin içerisinde bile olmayacaksın. Çünkü bir evden bir kurban yeter dedi. O kurban da benim, sakın ha sakın diye uyardı. Bunu neden yaptı? Feraset sahibiydi, basiret sahibiydi. Saltanat oluşmasın diye böyle yapıyordu. Ve nitekim de babasının sözünü tutuyordu ve bu tür bir kargaşanın oluşmaması için yapılan istişare heyetine de girmiyordu ve daha sonra da Hazreti Osman Zinnureyn 3. halife oluyordu. Zaten Hazreti Osman Zinnureyn'in hilafetinden sonra ne yazık ki ilk 7 yılından hiç kimse şikayetçi değil ama sonraki 6-7 yılında yani 14 yıla yakın bir hilafet makamında bulundu Hazreti Osman Zinnureyn. Ne yazık ki 2. döneminde şikayetler artmaya başladı. Sebebi ne? Sebebi aslında yine ham softalık yapan bazı sahabiler. Mesela bunlardan en çok sevdiğim ve saydığım ve hürmet ettiğim Ebu Zer Gıfari Hazretleri. Hani o yalnız gezer, o yalnız yer, yalnız içer diyor ya. Bakınız Şam'dayken Muaviye'nin valiliğine karşı her türlü muhalefetini yapıyor ve onun yanlışlarını yüzüne söylüyor. Böyle de
muvahhid, mücahit bir sahabe-i kiram efendimiz. Korkusuz, Allah için dayak yiyip ölünce öldü diye bırakılan adamdır Mekke'de. Binaenaleyh bu mübarek böyle olmasına rağmen Hazreti Osman Zülnureyn ona valilik teklif ettiği zaman kabul etmiyor. Kadılık teklif ediyor, kabul etmiyor. Niye? Sebep şu, kendisini gayet iyi anlıyorum. İmam-ı Azam Ebu Hanife gibi bir duruş sergiliyor. Diyor ki, ben devletin içerisine girersem nefsim beni mağlup edebilir, beni yok edebilir diyerek bunu düşünüyor. İşte bundan dolayı kendisi kaybetmemek için girmiyor. Bu konuda kesinlikle haklıdır. Rabbim bana da nasip eylemesin derim. Ama şu da bir gerçek ki eğer yetkili insanlar ehil insanlardan olmazsa, takvalı ve ihlaslı insanlardan olmazsa da o da bir zulümdür, o da bir hatadır değerli dostlar, güzel insanlar. Ve nitekim Ebu Zer Gıfari Hazretleri başta olmak üzere onun gibi güzel Müslümanlar, ihlaslı Müslümanlar etkili ve yetkili görevlere gelmeyince menfaatçi, kendine düşünen ve bu anlamda menfaatini güden insanlar birçoğu öyle göreve geldi. O göreve gelenler de ne yazık ki İslam'ı bu anlamda sevgili dostlar, güzel insanlar yanlış yorumladılar ve yanlış gösterdiler. Biliyor musunuz Muaviye Hazreti Ömer zamanında Ebu Zer Gıfari Hazretleri'ni şikayet etmiştir. Ama o şikayeti Hazreti Ömer radıyallahu anh ferasetiyle geri almıştır. Yani hapsetmek istemiştir. Değişik cezalar Hazreti Osman zamanında da aynı hakeza böyle olmuştur. Değerli dostlar, bunu neden anlattım? Şunun için. Olaylara öncelikle iç yüzünü tam iyi anlayabilmemiz lazım. İşte sebep bu. Biraz evvel de ifade ettiğim gibi eğer imamet kalkarsa saltanat geliyor. Hamiyet giderse taassup yerini alıyor. Körü körüne bağlanmalar meydana geliyor. Bugün de böyle değil mi? Bugün herhangi bir siyasi partinin mensupları kardeşlerime sesleniyorum. Sağı, solu, önü, arkasını konuşmuyorum. İslami olup olmamayı da konuşmuyorum. Ya neyi konuşuyorum? Herkes partisine taassupla bağlı değil mi Allah aşkına? Hamiyet var mı? Hamiyetperver insanlar mı var? Taassup sahibi, körü körüne bağlanan insanlar mı var? Yani mutaassıplar mı var? Binaenaleyh ilim kalkmış, cehalet yerleşmiş. Herkes cahilken alim olduğunu iddia ediyor. Ve herkes konuşuyor, herkes biliyor. Bilmeyen tabiri caizse hocalar neredeyse, alimler bilmiyor yani. Böyle bir durumda Allah-u Teala başımıza daha büyük belalar, musibetler getirmiyorsa vallahi içimizdeki yetim yetemandandır, güzel insanlardandır. İçimizde yine güzel insanlar var ki Rabbim büyük bir helakla bizi muamele etmiyor ve böyle bir ağır imtihan da vermiyor. Öyleyse aziz dostlar, güzel insanlar, bugün ve yarın anlatacağımız bu konuları daha detaylı bir şekilde istişaremizi yapmış ve bu anlamda da mutlaka ve mutlaka tefekkürümüzü yaparak doğru rotayı bulmayı Rabbim cümlemize nasip eylesin inşallah. İslam'ın birliğini, ümmetin birliğini oluşturmak isteyenler asıl itibariyle bu anlamda gayretkar olmalıdırlar. Bu gayreti nasıl sergileyeceğiz? Bu gayreti aziz dostlar, güzel insanlar, özveriyle, ilimle ve hamiyetle ve de imametle sağlayabiliriz. Onun için de sevgili dostlar, bugün biz Kerbela başta olmak üzere Hazreti Hasan, Hüseyin ve Hazreti Ali el-Murtaza Kerrara Haydar'ın şehadetini de anlatarak aslında olayların asıl mantığını da anlamaya çalışacağız. Yoksa bu fecaatleri, bu kötü hatıraları, İslam tarihinin bu kara lekesini hatırlatarak ağlamak, sızlanmak değildir. Ama ağlamak da lazım, ama sızlanmak da lazım. Biliyor musunuz, ben şu anda bu sohbetimi canlı yapmıyorum sizlere. Canlı gibi izleyeceksiniz ama ben bizatihi oruçlu yapıyorum. Neden biliyor musunuz? Çünkü Hazreti Hasan böyle bir ayda, Ramazan ayında şehadet edildi ve oruç için sahura kalkmıştı. Sahurdayken zehirlendi. Hazreti Hüseyin Muharrem ayında şehadet şerbetini içti. Hicri olarak Muharrem, miladi olarak ise
10 Ekim 680 Hicri 61. yılda biliyorsunuz şehadet şerbetini içti ve o da oruçluyken, Muharrem orucunu tutarken şehadet şerbetini içmiş idi. Onun için de ben de oruçlu olarak bu konuyu anlatmak istedim. Çünkü neden? Birazcık acaba hissedersem daha etkili, daha faydalı olurum diye bu düşünceyle. Yoksa başka bir anlam taşımıyor. Ve özellikle Fırat kenarında susuzluk çeken, bir yudum su istediği halde bir yudum su vermeyen Yezidileri de daha iyi anlayabilmek, onları unutmamak ve Hüseyinlerin ve de Ehli Beyt'in çektiği acıyı az da olsa hissedebilmektir. Değerli dostlar, güzel insanlar, şimdi size bir soru soracağım. Herkes bilmiyor muydu ki Hasan ve Hüseyin, Hazreti Peygamber, iki cihan güneşi, Serveri Serbülendimiz, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin torunları olduğunu, Reyhanların dediğini bilmiyorlar mı? Bilmiyorlar mı Fatıma'nın yavruları olduğunu? Bilmiyorlar mı damadı, amcaoğlu Ali el-Murtaza, Kerrar Haydar'ın çocukları olduğunu? Vallahi biliyorlardı. Bile bile bunu yapıyorlardı. Yani bakınız şöyle söyleyeyim. Elbette saltanat için mücadele etselerdi bunlarla mücadele edilebilirdi. Bakınız Hazreti Ali el-Murtaza'ya karşı Muaviye'nin savaşında Hazreti Ayşe annemiz biliyor musunuz Muaviye'den yana olmuştur. O günün şartlarında insanlar yanılabilirler. Bugün de öyle değil mi? Siyasi bir tercih yaparsınız ama sonra yıllar sonra yanlış yaptığınızı anlayabiliyorsunuz. Hazreti Ayşe de sonuçta bir insandı, bir tercih yaptı. Orada o tercihinin hatalı olduğunu sonra anladı. Ne zaman anladı? Hazreti Ali el-Murtaza Kerrar Haydar şehadet şerbetini içince. Aslında önceden bilmek lazım. Günümüzde de böyle değil mi değerli dostlar? Abdülhamid'e Kızıl Sultan diyenler, ona hakaretler edenler, mesela başta İstiklal şairimiz Akif Baykuş derken ve sağcısı solcusu saldırırken, akrabaları bile içeriden hainlik yaparken, böyle bir durumda 33,5 yıl yine de Osmanlı İmparatorluğunu öldü, bitti, yıkıldı denilen imparatorluğu ayakta tutarak ve bir karış bile toprak vermemeye çalıştığı için, özellikle de Filistin topraklarını, ne oldu? Kızıl Sultan dediler, hakaret ettiler ama o tahttan indirildikten sonra daha ölmeden bile yanlışlarını anladılar. Daha sonra zaten vefatından sonra kıymet daha iyi anlaşıldı ki ne ferasetli, ne basiretli, ne ileri görüşlü bir devlet adamı olduğu anlaşıldı. Ama bu anlaşılmanın bize ne faydası var? Şu faydası olabilir ancak. Eğer bundan ibret alıp bundan sonra hata yapmazsak ama tarih durmadan tekrar etmiş, durmadan aynı hatayı yapmışız. Şimdi Hazreti Ayşe annemizin hatasını biz hata olarak devam ettirmemeliyiz. Biz bu hatayı alıp iptal etmeliyiz. Bir daha böyle hataya düşmemeliyiz. Bunun için de ne olması lazım? Müslümanlar hakkında düşünülen herhangi bir düşünce, söz veya haberi duyduğumuz zaman araştıralım. Bizimle alakalıysa mutlaka ilgi alaka gösterelim, araştıralım. Ama alakalı da değilse her işe de burnumuzu sokmayalım. Her konudan da anlamayalım. O zaman ne oluyor? Nefis kararıyor, iman köreriyor, göz görmez oluyor, basiret gözü. Ve kulaklar artık işitmiyor, mühürleniyor, kalpler mühürleniyor. Ondan sonra da Müslümanlar ne yazık ki birbirleriyle uğraşıyor. Ve bu anlamda yani komünistlerin de efendim Hristiyanların da Yahudilerin de hepsinin bütün amacı nedir? Amacı şu: böl, parçala, yoğurt. Bu metodu bilmeyen kalmadı. Sağır sultanlar duydu, sağır insanlar, kör insanlar gördü bu gerçeği ama bu gerçeğe boyun eğenler ne yazık ki aman elimden gelemiyor bir şey, ne yapayım oturayım diyor. Ve şu ifadeyi kullanabiliyor rahatlıkla. Ya diyor, Yahudi ile mücadele mümkün değil canım. Yani kolasını içmemekle mi olacak, çikolatasını yememekle mi olacak deyip her şeyi hafife alıyor ve hiçbir şey yapmıyor. Kımıldamıyor. O zaman da olmuyor aziz dostlar, güzel insanlar. Nasıl olsun böyle bir şey? İşte biz bu faciaları hatırlayalım da ibret alalım diye anlatıyorsak
bundan dolayıdır. Ferasetimizi, basiretimizi arttırabilmek içindir. Rabbim bizlerin ferasetini ve basiretini arttıran ve böylece geleceğe daha umutla bakan, ümmetin birliğini ve dirliğini oluşturabilenlerden eylesin. Onun için de bizler işimizi güzel yapmak noktasında, hangi makamdaysak en güzelini yapmakla, artı İslam'a da hizmet noktasında da en çok hizmet yarışını bu konuda yapmayı da cümlemize Rabbim nasip eylesin. Aziz dostlar, güzel insanlar, işte Hazreti Ali Murtaza'ya karşı olan bu savaşta, o bütün olayları anlatmak uzun süreceği için şehadet şerbetini içeceği zaman, biliyor musunuz, sabah namazına kaldırılmıştı. Sabah namazına ya. Sabah namazına kaldırılan bir Müslümanı, bakın halifeyi demiyorum, peygamberin damadı demiyorum, efendim amcaoğlu demiyorum ya. Ya bir Müslüman, bir Müslüman bir Müslümanı öldürebilir mi diye sorsam hepiniz diyeceksiniz ki ya bir Müslüman bir Müslümanı öldürmesi caiz midir ya? Bu caiz değil. Bırak onu, bir Müslüman durup dururken bir Hristiyan'ı da öldürmez. Hristiyan veya Yahudi ona saldırırsa o zaman onunla savaşır. Yani durup dururken bir zararlı hayvanı, mesela öldürmek İslam'da caizdir. Ama şartı var, sana zarar veriyorsa, zarar vermiyorsa, normal tabi alanındaysa sen onu gidip de öldürme telaşına düşmeyeceksin. Bırakınız şeyi, hınzır hınzır. Hınzırın bile faydası var. İşte ağaçları, ufak fidanları deviriyor. Böylece sık ormanlar oluşmuyor. Ya bu faydası için bile onların öldürülmemesi gerekir bu anlamda. Ama zaten tabiatın bir dengesi var. Bazı hayvanlar bazı hayvanlarla beslenir ve böylece de zaten denge korunur. Biz bu anlamda bir Müslümanın bir Müslümanı, bırakın bir hayvanı bile, zararlı hayvanı bile öldürmenin caiz olmadığını bilmemize rağmen, insanların birbirlerini öldürebilmeleri, birbirlerine bıçak çekebilmeleri, silah çekebilmeleri, annenin babaya, babanın anneye, evladın çocuklarına, çocukların babalarına, ya Rabbi böyle bir kabus görüyoruz herhalde. Her gün haberlerde bu tür haberleri izliyoruz. Herkes cinnet geçirmiş gibi. O zaman burada bir sıkıntı var. Peygamberimizin bir hadis-i şerifi hemen aklımıza geliyor. Bir Müslüman içki içeceği zaman iman kalbinden çıkar, fır dolanır diyor başında. Niye? Çünkü iman sahibi adam içki içemez. İman çıkar, bekler orada. Ve ne zaman ki ayılır, o zaman geri iman kalbine girer. Ya düşün ki bir de öyle ölse, Allah korusun. Rabbim içki içen bütün kardeşlerimizin tezelden bırakmasını onlara nasip eylesin inşallah. Bütün kötü alışkanlıkları olan kardeşlerimizin de kötü alışkanlıklarını bırakmalarını Rabbim onlara nasip eylesin. Ama bir şey söyleyeyim mi? Abdesti bozan şeyler çok önemli. Abdesti bozarsa, bozulursa namaz bozulur. Namaz bozulursa biz büyük günah, namazı da kılmamış oluruz, büyük günah işlemiş oluruz. Peki imanı bozan şeyleri ne zaman konuşacağız? İtikadı bozan şeyleri ne zaman konuşacağız? İşte imanı ve itikadı bozan şeyler bunlardır sevgili dostlar. Namaza kaldırıyor. Kalkar mısın ya Emiral Mü'minin diye Hazreti Ali el-Murtaza'yı kaldırıyor. Hazreti Ali diyor ki ben kımıldayamadım. Yani sesi duyuyorum. Ben zaten uyanmıştım ama kımıldayamıyorum. Sanki felç gelmiş gibi vücuduma. Kımıldayamıyorum. Bir daha seslendiler. Yine kımıldayamadım. Üçüncüsünde ya Emiral Mü'minin sabah namazının vakti girdi. Cemaat seni bekliyor. Kalkar mısın dedi. Ve ben zorladım kendimi ve kalktım diyor. Ama ayağımı yerde süre süre geliyorum. Bir anda bir darbe. Bir hançer darbesi demek ki yemiş o anda ve elini atınca bir de baktı ki eli kan içinde. Eli kan içinde. Emiral Mü'mininin sabah namazına camiye giderken kan içinde bırakıyorlar. Hazreti Ali el-Murtaza eline bakıyor ve o anda hatıralar canlanıyor ve bir şeyler geliyor aklına. Bir gün Fatıma annemizle tartışmışlar. Ve hasırını almış, Mescid-i Nebevi'ye geçmiş. Mescid-i Nebevi'nin tabanı tamamen kum. Ve o anda yatarken bir sahabe gelmiş, fakir birisi. Ya Ali demiş, benim demiş yatacak bir şeyim yok, bana bir hasır verir misin?
Hemen almış kendi hasırını vermiş ona, o da kuma yatmış. Allah Resulü teheccüd için kalktığında bir de bakmış ki Ali el-Murtaza orada yerde yatıyor. Ya Ebu Turab dedi, kalk. Ebu Turab ne demek? Toprakların babası. Çünkü kalkınca yüzünde kumlar yapışmış, dökülüyordu tane tane. Yüzünü silerken Hazreti Muhammed Mustafa Ali el-Murtaza'nın yüzünü düşünebiliyor musunuz? İki cihan güneşi Hazreti Ali'nin yüzündeki toprakları, kum tanelerini siliyor. Ama Müslümanım diyenler ne yazık ki o yüzü kan içinde bırakıyordu. Ve Hazreti Ali'nin üzgündüğü yüzünden de belliydi. Anlaşıldı ki evde bir sıkıntı yaşamıştı. Ali'ye de moral olsun diye, ya Ali dedi, biliyor musun dedi, bedbaht kimdir bilir misin dedi. Kimdir ya Resulallah? Dedi ki bedbaht senin yüzünü kan içinde bırakandır dedi. Allahu Ekber. O anda işte Ali el-Murtaza eline bakarken bunları birden hatırlayıverdi ve Peygamberin bu sözünü aklına getirince Elhak ben kazandım dedi. Elhak ben kazandım. Vallahi Ali kazandı. O hançeri sallayanlar, o hançeri taraftarı olanlar, o hançerle beraber cehenneme girdiler, girecekler. Ama Aliler, Ali'nin davası ebediyen devam edecektir. Tabi burada da bir anekdotu da aktarmak gerekiyor. Ali el-Murtaza namaza giderken şehit oluyor. Bugün Ali'nin taraftarıyım diyerek Alevi olduğunu söyleyen ve birçok bozulmalara da sebebiyet vermiş artık kendileri içerisinde. İşte en büyük bozulmalarından bir tanesi de namaz kılmamaları. Yani namaz niye kılmıyorsunuz? Hazreti Ali namaza giderken şehit edildiği için. Böyle bir mantık var mı? Kur'an'da akimussalate ve atevuz zekat diyor mu, demiyor mu? Ben birçok Alevi kardeşlerimize de konuştum. Hatta bir tanesiyle bir tren yolculuğunda sordum, dedim siz Hazreti Kur'an'a iman ediyor musunuz? Ediyoruz. Hazreti Muhammed'e iman ediyoruz. Tamam, iyi. Peki Kur'an'da akimussalate ve atevuz zekat diyor. Niye namaz kılmıyorsunuz? Uzunca konuştuktan sonra en son itiraf etti. Bizim dedelerimiz kılınmaz dedi. Bizim namaz kılmamıza gerek yok. Namaz duadır dedi. Biz dua etmeye devam ediyoruz dedi. Nitekim de birçok Alevi kanalları var. Gördüğünüz gibi orada da bu safsatalarını devam ettiriyorlar. Yani bir delilleri de yok zaten. Delilleri de yok. Salat kelimesi dua anlamına da geliyor. Efendim oradan duadır falan filan. Peygamber namaz kılmış. Ali el-Murtaza namaz kılmış. Onun çocukları Hasan Hüseyin namaz kılmış. Hazreti Hasan teheccüd namazı kılarken zehirlendi. Kurban olduklarım, niye böyle saçmalıyorsunuz? Ya bu saçmalamanın yolu, sonu nereye gidecek biliyor musunuz? Allah korusun, cehenneme gidecek. Yapmayın. Kendinizi bu anlamda düzeltmeye gayret edin. Alevi kardeşlerime sesleniyorum. Kendi kendinizi heder etmeyin. Hazreti Ali el-Murtaza savaşıyor. Savaşırken gökyüzüne bakıyor. Bir ara soruyorlar, ya Emrah Mümin'in ne için gökyüzüne bakıyorsun? Namaz vaktinin girip girmediğine bakıyorum. Dedi ki ya Ali, şu anda savaşın kızgın anı. Yani böyle bir durumda namaza mümkün var mı? Dedi ki biz ne için savaşıyoruz? Bakınız bunu diyen Hazreti Ali el-Murtaza. Daha başka öte bir şey demiyor. Hazreti Hüseyin nitekim haçtan dönüyor ve Muharrem ayında şehit ediliyor Kerbela'da. Öyleyse güzel kardeşlerim, Alevi kardeşlerime sesleniyorum. Gelin dininizi düzgünce öğrenin. Dedelerden değil. Benim gibi hocalardan da öğrenmeyin. Allah'ın kitabına bakın, Kur'an'a bakın. Efendim peygamberin hayatına bakın. Göreceksiniz zaten. Ama lütfen kendi Alevi kaynaklarımızda bakmayın. Çünkü herkes kendine göre yazmış. İşin enteresanı da mesela Kur'an bana yeter diyenler de aynı mantıktadır. Herkes Kur'an'ı ben anlıyorum. Kitap yazıyor, benim kitaplarım doğru. Peki Buhari'nin yazdığı kitap yanlış mı? Yani İmam-ı Azam'ın yazdığı kitap yanlış, senin kitabın doğru. Vallahi ne kadar güzel ya. İşte biz nelerle uğraşıyoruz görüyorsunuz değil mi sevgili kardeşlerim? Dert bir değil ki. Binlerce elvan elvan. Allah sonumuzu hayır eylesin. Ve biz birbirimizle didişip böyle saçmalıklarla uğraşırken ne yazık ki İslam'ın
o şerefli sancağı yeryüzünde en yükseklerde dalgalanmıyor. Ve bunu da Allah bize hesabını soracak. Hafazanallah, Rabbim inşallah gayretimizi kabul eder de bizler affedilenlerden oluruz aziz dostlar, güzel insanlar. İşte Hazreti Ali el-Murtaza'yı şehit edenler, aynı şekilde Hazreti Hasan Efendimiz'i de şehit ettiler. Hazreti Hasan Efendimiz'i biliyor musunuz, bir Ramazan günü, aynen böyle bir Ramazan günü, Ramazan'da sahura kalktığı zaman teheccüdünü de kılardı. Başka zaman da teheccüd kılardı ama sahurda da teheccüd kılardı. Ve mutlaka yanına bir bardak su koyardı. Ben de oruçlu olduğum halde şu anda bir bardak su koydum. Çünkü bu su çok önemli bir sembol. Hazreti Hasan ve Hüseyin'in şehadetinde en önemli sembol. Bu suyun içerisine elmas tozu denilen bir zehiri hizmetlisi Cade tarafından konuluyor. Çünkü namaz arasında mutlaka su içiyor bilindiği için ve suyu içtiği anda vücudu birden yanmaya başlıyor ve şehadet şerbetini böyle içiyor. Hazreti Hüseyin'in şehadetinde de yine herkes susuyor, bir yudum su istiyorlar, yine vermiyorlar. İnşallah Hazreti Hüseyin'in zaten şehadetini tam olarak yarın anlatacağız. Peki bunlar bilmiyorlar mıydı Hasan ve Hüseyin'in peygamberin torunu olduğunu, Reyhan'ı olduğunu? Peygamberimiz onların doğumunda bile heyecanlanmıştır. Önce Hasan doğmuştur, koşmuştur hemen. Ebu Hureyre öyle diyor. Birden koştu diyor, fırladı. Hani bugün günümüzde kayınbaba kendini ağırdan satıyor ya. Ya diyor, hele bir kırkı çıksın öyle gideriz. Anası gitsin de ben gitmem, ayıptır. Ne ayıbı? Peygamber aleyhissalatü vesselam doğar doğmaz gidiyor. Doğar doğmaz. İşte biz İslam'ı böyle anlıyoruz. Sonra adını ne koydunuz diye soruyor. Adını harp koymayı düşündüğü için Hazreti Ali el-Murtaza'ya diyor ki ben harp ismini sevmedim. Hazreti Harun'un bir oğlunun adı Hasan'dı. Gel Hasan koyalım. Olur mu? Kırarlar mı hiç babasını Fatıma-tü Zehra, amcası oğlunu ve peygamberi olan Hazreti Ali'nin, Hazreti Muhammed'in bu isteğini emir telakki etmezler miydi? Karı koca tabii ederlerdi ve ettiler ve Hasan adını koydular. Bir yıl sonra Hüseyin doğdu. Herkes ikiz zanneder. Aslında ikiz değillerdir. Aralarında bir yaş vardır. Yine koştu. Aynı şekilde diyor Ebu Hureyre. Bir heyecanlandı ve koştu. Adını ne koydunuz? Kurban olduğum Ali Murtaza da içinde kalmış demek ki. Harp koymayı düşünüyoruz ya Resulallah deyince tekrar dedi ki ben harp ismini sevmedim. Savaşı sevmezdi bakın. Çocuklarınıza savaş ismini koymayın. Taş ismini koymayın. Taşlaşır veya savaşçı olur işte. Savaşçı olmak Allah yolunda olabilir. Ama herkeste olursa da bu da yanlış. İnsanlığa zarar da verebilir. Öyleyse ismiyle müsemma olması noktasında güzel isimler çocuklarımıza vurmak lazım olduğunu bundan önce çocuk sohbetimizde de ifade etmiştik. Sevgili kardeşlerim, Peygamberimiz dedi ki Hazreti Harun'un diğer çocuğunun adı da Hüseyin. Ona dedi Hüseyin adını koyalım mı? Yine damadı ve kızı hiç kırar mı? Emir telakki ettiler. Hemen Hüseyin adını koydular. Sevgili dostlar, isimlerini bile onlar, o iki cihan güneşi serveri Serbülent'imiz koymuş. Onlarla oynamış, onlarla gülmüş. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam o kadar çok severmiş ki bir gün Hazreti Ali'den deve istemişler. Deve alacak gücü yokmuş. Yok evlatlarım demiş gücüm şu anda. Onlar da dedelerine nazları gidiyor. Gitmişler dedeciğim bize deve alır mısın? Dedesinin de gücü yok. Dedesi ne yapıyor? Diyor ki ben sizin deveniz olayım mı? Hemen çözüm üretiyor. Peygamberler fetanet sahibi. Zeki insanlar. Binaenaleyh ben seni sizin deveniz olayım mı? Oluyor Resulallah diyor ve üstüne biniyorlar. Bununla alakalı da Peygamber ve Çocuk adlı sohbetimizde detayını anlatmıştım. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam namazdayken gelir çocuklar sırtına binerdi. Bu kadar çok severdi. Hutbeden inip onları öpüp geri hutbeye çıkan bir peygamberden bahsediyoruz. Böyle bir torunlarını bu kadar çok seven Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ı bir gün Cebrail aleyhisselam Dıhye bin Kelbi kılığında gelen çoğunlukla Hazreti Cebrail
kıssasını anlatmıştım çocuk bölümünde, peygamber ve çocuk. Ama bir keresinde de yine gelmişti de Hazreti Cebrail. Geldiğinde yine peygamberimizle mukabelede bulunuyorlardı. Gelen ayetleri, sureleri birbirlerine okuyorlar ve böylece hıfzı kuvvetlendirirken içeri kimse girmesin denilmişti ama ferman dinler mi? Hasan ve Hüseyin içeri giriveriyordu. Hüseyin girince diyordu ki kardeşim Cebrail, Cebrail öyle derdi, kardeşim derdi. Kardeşim Cebrail beni kınama derdi, ben çok seviyorum bu torunumu. Torunum da beni çok sever, ondan dolayı dedi hiç üzülür müyüm ya Resulallah? Biz ki dedi Allah Azze ve Celle Hasan ve Hüseyin ağlamasınlar, gidin beşiklerini sallayın diye Allah emrederdi. Biz melekler yarış yapardık namazını rahat kılabilsin diye. Hiç öyle şey olur mu? Ama sen çok seviyorsun anlaşılan dedi. Evet dedi, ben çok seviyorum. Ama dedi senin ümmetin dedi, gelecekte ümmetin Hüseyin'i dedi şehit edecek dedi. Şehit edecek deyince Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem neye uğradığını şaşırdı. Nasıl diyorsun böyle bir şey? Böyle bir şey olabilir mi ya Cebrail dedi. Nasıl benim ümmetim hem de Müslümanım diyen nasıl olur böyle bir şey yapabilir diye sorduğunda dedi ki Kerb-ı Bela denilen bir yerden Bismillah dedi, elini uzattı, bir avuç toprağa getirdi dedi. İşte bu toprakta şehit olacak ya Resulullah dedi. Allah Resulü toprağı aldı ve havlayarak dışarı çıktı. Ümmü Seleme annemize seslendi. Ümmü Seleme duydun mu dedi Cebrail'i. Cebrail diyor ki Hüseyin'i Kerbela'da şehit edecekler. Al dedi, al dedi, sakla dedi bu toprağı bir mendille. Bu toprak ne zaman kan olursa bil ki o gün Hüseyin şehit edilmiştir diyor. Ve sevgili dostlar biliyor musunuz? Gerçekten bir gün Ümmü Seleme annemiz yatıyor idi ve tam o anda Kerbela vakası bulunuyordu. O anda peygamberimizi görüyordu ve ağlıyordu peygamberimiz ve uyanınca anladı ki Kerbela'da şehadet şerbetini içti. Hemen sandığından açıyordu ki mendilin içindeki toprak kan içindeydi. Bu kadar seviyordu. Hasan Efendimiz peygamberimizi öyle sever, öyle severdi ki biliyor musunuz? Gider vefatından sonra bile mezarın üzerinde yatardı. O kadar çok severdi. Hastalandığı zaman derdi ki ben dedeme sarılınca iyileşirim derdi. Peygamberimizi bu kadar çok severdi. Peygamberimiz de onları çok severdi. Ve nitekim peygamber ahlakı alan Hasan ve Hüseyin efendilerimiz Hazreti Ali el-Murtaza'dan sonra Hasan Efendimiz hilafet makamına geçti. 6 ay sonra baktı ki Muaviye yerinde durmuyor. Akıllı olmuyor. Ümmetin arasında fitne oluşturmaya başlamış. Düşünebiliyor musunuz? Mescid-i Nebevi'nin içerisinde daha Hazreti Ali el-Murtaza zamanında muhalefet olduğu için Amr bin As ayrı bir yerde namaz kıldırıyor. Musa el-Eş'ari başka bir tarafta namaz kıldırıyor. Mescid-i Nebevi'de 2 ayrı namaz kılınıyor. Nifakı görüyor musunuz? Nasıl nifak atmış şeytan ve onun avaneleri. Ve nitekim Hazreti Hasan makam sahibi olmak istemiyordu. O makamların en güzelini daha sonra bulacaktı zaten. Ve bir gün hutbeye çıkıyordu 6 ay sonra hilafetinde. Baktı ki Muaviye fitneyi arttırıyor. Bu fitnenin kapanması için çıkıyordu hutbeye. Aynen böyle size baktığım gibi kıblede minbere çıkmış farz edin beni. Kıble arkam. Sağ taraf Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ravzası ve oraya bir selam eyledi. Sonra döndü hutbesini irad ederken dedi ki ben bugün hilafet makamını Muaviye'nin lehine bırakıyorum dedi. Bunu kim yapabilir ya? Bunu ancak peygamber ahlakıyla ahlaklanan yapar. Ama bunu yapmasına rağmen bunu yapmasına rağmen dostlar biliyor musunuz? Onu yine de potansiyel bir tehlike olarak gördüler. Muaviye halife oldu. Ama daha sonra yine de boş durmadı.
Ve saltanat, Emevi saltanatı böylece başladı. Biliyor musunuz dostlar? Cade denilen hizmetlisine 1000 altın verdiler ve o suyunun içerisine elmas tozunu koydular. Böyle bir Ramazan günü. Ve suyu içer içmez vücudu yanmaya başladı. Kardeşi Hüseyin'i çağırttırdı. Hüseyin geldi. Hüseyin celalliydi. Peygamberimiz öyle derdi. Hasan bana benzer, Hüseyin Ali'ye derdi. Biliyor musunuz aziz dostlar, güzel insanlar? Biliyor musunuz, Hasan ve Hüseyin'i güreş tuttururdu. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Hasan'a yardım ettiği zaman Fatıma annemiz bu işte terslik var ya Resulallah, Hüseyin ufak, ona yardım etmen gerekmez miydi diye sorunca Peygamberimiz derdi ki Cebrail de Hüseyin'e yardım ediyor, sen görmüyorsun ya Fatıma diyordu. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam çocuklar gibi oynardı biliyor musunuz torunlarıyla. Okuyamadı Reyhanların dediği Allah'ın güzel peygamberi, son peygamberinin reyhanlarını böylece teker teker biçmeye başladılar. Vücudu yanıyor. Vücudu öyle bir yanıyor ki Hüseyin içeri girince dedi ki Hüseyin beni zehirlediler deyince dedi ki kim seni zehirledi abi bana söyle dedi, kılıcına davrandı. Çünkü Ali gibi celalliydi. Dedi ki Hasan peygamberimiz gibi hemen yatıştırdı ortalığı, sakinleştirdi vakariyetiyle. Dedi ki sen boş ver dedi. Beni kimin zehirlediği önemli değil dedi. Yani cadı olduğunu anladı aslında ama ismini ağzına alarak böyle bir rezilin ağzını kirletmedi. Biz nelerle ağzımızı kirletiyoruz değil mi dostlar? Kızıyoruz, küfrediyoruz. Kendi kendimize zarar veriyoruz. Bak Hasan Efendimiz'in ahlakına, düşmanının ismini, o rezil ismini, öyle rezil insanların ismini bile ağzına almıyor. Hainlerin ismini ağzına almıyor. Dedi ki sen koş dedi Ayşe annemize. Söyle dedi. Ben dedi şehadet şerbetini içiyorum dedi. Anlaşılan vuslat zamanı dedi. Dedemle buluşma zamanı, babamla buluşma zamanı, anamla buluşma zamanı dedi. Müsaade etsin de Ravza'da dedi orada bir kişilik yer var, ben oraya gömüleyim. Gitti kapıyı çaldı Ayşe annemizin. Ana dedi ana. Ana derlerdi Ayşe annemize. O da yavrum dedi. Açtı kapıyı ve dedi ki buyur yavrum. Hasan abim ölüyor. Senden isteği var, Ravza'da gömülmek istiyor. Müsaade eder misin? Senin evin sonuçta. Ayşe annemiz dedi ki orayı kendime ayırmıştım ama madem ki Hasan'ım istiyor ona feda olsun dedi. O da koştu. Beni tekim şahade şerbetini içti. Biliyor musunuz sevgili dostlar, güzel insanlar? Hazreti Hasan'ı şehit etmekle de yetinmediler. Yıkadılar, kefenlendi, alıp götürüyorlar, Ravza'ya gömecekler. Ravza'yı biliyorsunuz yeşil kubbeli alanda geldiler, oraya gömecekler, girmek istiyorlar içeriye. Onu şehit eden Muaviye taraftarları bütün Ravza'nın etrafına avukayı almışlardı biliyor musunuz? Böyle bir şey var mı ya? Ama yapıldı. Ve nitekim Hazreti Peygamber'in torunu Hüseyin yine celallendi. Çekti kılıcı, siz ne yapıyorsunuz dedi ya. Bu nasıl Allah'ın evi dedi. Beyt Allah'ın evi. Ravza'nın dedi gömeceğimiz yer Ayşe annemizin evi dedi. Size ne dedi ya, size ne? Ama dinlemediler. Yok dediler gömdürmeyiz buraya. Götürün Cennetül Baki'ye gömdürün. Bak hainlere. Hainlik böyle işte. Ve nitekim o anda sahabe-i kiram araya girdi. Ebu Hureyre, Abdullah bin Abbas yapma dedi Hüseyin. Abin sağ olsaydı kargaşa çıkmasını istemezdi. Bilirsin. Halim Selim bir adamdı. Gel dedi annenin yanı, Fatıma-tü Zehra'nın yanına gömüverelim Cennetül Baki'ye.
Yatıştırdılar ve götürüp oraya defnettiler. Düşünebiliyor musunuz sevgili dostlar, güzel insanlar? Ya bir insanın şehit ediyorsunuz, ondan sonra onun ölüsünden bile korkuyorsunuz. Onun ölüsünün gömülmesini bile, istediği yere gömülmesine müsaade etmiyorsunuz. Böyle alçaklık ne görülmüş ne duyulmuş. Bunun Alevilikle, Sünnilikle alakası yok. Alçak, alçaktır. Kim yapmışsa alçaktır. Ve nitekim sevgili dostlar, güzel insanlar, Hazreti Hasan şehadetinden sonra Muaviye hilafet makamına devam etti elbette. Ve öyle bir saltanat başladı ki, daha kendisi vefat etmeden oğlunu halife olarak bıraktı. Ve saltanat başlamış oldu. Biz biraz evvel ne dedik sözümüzün başında? Bir toplumda ilmin yerini cehalet almışsa, eğer merhametin yerini menfaat almışsa, hamiyetin yerine de taassup oluşmuşsa, imametin yerine de saltanat başlamışsa, artık o toplumun felaketleri bitmez, bitmez. Ve nitekim biliyor musunuz sevgili dostlar, Hazreti Hüseyin hacdayken Yezid'de bizatihi halife olarak atanıyordu. Çünkü babası vefat etti. Çünkü onu bırakmıştı geride. Hazreti Hüseyin Mekke'deyken Yezid hilafetliğini hemen ilan eder etmez bizatihi Medine'ye mektup yolluyordu. Medine'nin o andaki Velid bin Ukbe, Medine valisi, ve ona diyordu ki herkes bana biat etsin. Halbuki Muaviye akıllı adamdı. Yezid gibi değildi. Yezid adam bile değildi. Ama Muaviye çok zeki bir adamdı. Nitekim demişti ki oğlum Yezid, sakın ha Hüseyin'i zorlama biata. Abdullah bin Abbas'ı, Abbas baba amcasını, peygamberimizin amcası Abbas'ı sakın ha sakın zorlama. Abdullah bin Ömer'i zorlama, şunu zorlama diye böyle teker teker de söylemiş. Ama Yezid kafa çalışmıyor. Nato mermer. Zaten kafa çalışsa bu fecaate, bu kara lekeyi tarihe yazar mıydı? Aman ha dedi, karışma. Her tarafa zulümler başlamıştı. Küfe ehli ayağa kalkmıştı. Küfe ehli ayağa kalkmış ve bir mektup yazmıştı. Bu mektupta ne yazıyordu ve bu mektubun içeriğinde ne vardı? Mektup kime ulaşacaktı? İnşallah bunu yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz sevgili dostlar. Rabbim yarın akşam 21-23'te buluşmayı bizlere nasip eylesin. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.